Gözlemlenen faaliyetler sıfırlandırıldığında iki temel insan faaliyetinin var olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki her yerde görülen fakat özellikle şeklin fiziksel yapısının belirlediği faaliyetler. İkincisi ise şehre özgü ve şehir için geliştirilen türetim faaliyetleridir. Bu adımda bizi onurlandıran Sayın Kurulumuza tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Peygamber Efendimiz diyor ya, müminler bir vücudun azaları gibidirler, organları gibidirler yani. Vücudun bir azasına bir ağrı, bir sancı, bir yaradan geldiğinde bütün uzuvlar, vücudun geri kalan bütün her tarafı acı hisseder, öyle mi? Beden siyaseti her şehirle beraber değerlendirildiği zaman bir şehrin içerisinde var olan farklılıkların kendi içinde ne kadar adil bir biçimde ve ne kadar ahenkli bir biçimde, uyum içerisinde, senkronize bir biçimde çalıştırılıyor olduğu, düzenlenmiş olduğu ve şehrin kaynaklarına ne kadar adil dağıtıldığının aslında bir ifadesidir. Bir bedende oksijen çektiğinde vücudun bütün taraflarına eşit bir miktar ihtiyacı nispetinde hangi organ neye ne kadar ihtiyaç duyuyorsa vücudun aldığı bütün gelirler, değil mi? Şehrin aldığı bütün gelirler, oksijen, yemek, gıda, hepsini ve su, hepsini bütün hücrelerine kadar eşit biçimde dağıtıyor. Tabii ki acıyı, bir ağızdanın, bir organın çektiği acıyı beraber hissetmek üzere de şehrin aldığı gıdaları, şehrin aldığı gelirleri beraber adil bir biçimde paylaşmak da bir vücudun aslında sağlığının ifadesidir. Eğer bir devlet farklı unsurlar arasında bir unsuru unutup onu diye bir kangrene düşürmüşse ki böyle bir ihtimalle olabiliyor. Yani hiç beslemediği zaman kangrene düşüyor. Oradan bir problem çıkar ve o kangren sonra bütün vücudu bozar. Eğer bir toplumda adaletsizliği hak sahaya vardırmışsanız, oraya kan göndermiyorsanız, orayı beslemiyorsanız, vücudun bir parçası olarak orayı beslemiyorsanız, yani neden siyaset orayı beslemiyorsa ne yapmış olur? O vücut yavaş yavaş kangrene dönüşür ve o kangren yavaş yavaş bütün vücudu sarsar. Vücut toplum içerisinde mesela adliye teşkilatı iyi çalışmıyor. Adliye teşkilatı bir bedenin bir en önemli organlarından bir tanesi. O organların içerisinde faaliyet gösteren hücreler, birimler, fertler, hakimler, savcılar, bir adliye teşkilatının diğer bütün mensupları eğer bozulmuşsa, eğer orada faaliyet işlerini iyi yerine getirmiyorsa bütün toplum azalıyor, bütün beden bir süre sonra kandere dönüşen bir şeye dönüşür. Mesela İstanbul'undan Konya'sına, Diyarbakır'ından bilmem Saraybosna'sına, bütün Üsküp'ünden orada sarayına, bütün bu İslam şehirleri, tipik İslam şehirleri her genç insan barındırıyor. Biraz kozmopolit şehirlerdir. Farklılığı idare etme konusunda özel bir performans ortaya koymuşlar. Bu tabii ki Müslümanlığın bir Müslüman kozmos anlayışının yeryüzüne ve şehirlere yansımasıdır. Bizim şehir siyasetimiz, şehirdeki beden siyasetimiz veya da bu farklılıkları idare etmek ve farklılıkları kendi içerisinde işlevsel kılmanın da aynı zamanda bir alanıdır. Farklılık bizi korkutmuyor. Bilakis farklılık bizim için bir zenginliktir. Farklılık bizim dünyaya meydan okumamızın, hatta yeni bir dünya dizisini kurmamızın iddiasını kendi içerisinde taşıyor. Onun için kurduğumuz şehirler aynı zamanda dünyadan beyin göçü alan şehirlerdir aynı zamanda. Osmanlı dönemi, Osmanlı toplumu çok farklı. 72 millet insanı bir beden gibi, her biri farklı bir organ gibi değerlendirmesini çok iyi bilmiştir. Mesela bugün bize düşmanlık yapan Ermeni diasporasına rağmen, onların bütün iddialarına rağmen Ermeniler bu toplumun çok önemli bir unsuruydular ve bu topluma çok güzel hizmetler yapıyorlar bu dönemde. Ne bileyim, Rumların çok farklı bir hizmetleri vardı. Farklı mesleklerde odaklanmışlardı. Yahudiler bu ülkedeki Musevi vatandaşlarımız çok farklı bir hizmeti devrede ediyorlardı. Fakat
Ne zaman işte Cumhuriyet'den sonra, daha doğrusu 20. Dünya Savaşı'ndan sonra yenildik, mağlup olduk, bir ülke olarak mağlup olduktan sonra bu ülkeyi oluşturan o farklı organlar dağıldılar. Bir dönem hatta başsız bir organlar bütünlüğü olarak kaldı, dağınık organlar olarak kaldı. Doğru dürüst başı olmayan, yani hangi amaca hizmet edeceği belli olmayan, nereye doğru yürüyeceği belli olmayan bir dağınık organlar gibi kaldık. Evet. Öncelikle selamünaleyküm, cümleten.